Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündemi şekillendi. Santrafor bölgesindeki arayış artık %99 sonuçlandı. %1'lik bir pay bırakıyoruz. O da imza payıdır. Biliyorsunuz imza atıldıktan sonra, ıslak imzalardan sonra daha net konuşuyoruz ama artık şu noktada Vegors'ta kabul ettiğine göre, kulübü Burnley'de kabul ettiğine göre artık bu transfer Beşiktaş için hayırlı olsun demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama söyleyecek başka cümlelerimiz var. Ne tür cümleler? Bu Vegors kimdir? Nasıl bir oyuncudur? Buraya gelene kadar neler yaptı? Hangi özellikleriyle Valerian İsmail'in dikkatini çekti? İşte onları sizlerle paylaşacağım. Size biraz Vegors tanımı gerçekleştirmeye çalışacağım. Tabii birçok futbol sever biliyor, yakından tanıyor oyuncuyu. Ama biz biraz daha detaylara inelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Abone olarak, beğenerek katkıda bulunuyorsunuz. Yorum ve eleştirilerinize de yanıt vermeye çalışıyorum. Bize ışık tutan o eleştirilere de devam edin lütfen. Şimdi şöyle başlayalım. Vegors Burnley'den alınıyor. Önce bir kere şu fiyat meselesini söyleyelim. 2 milyon 700 bin euroya yıllık bir anlaşma. Kiralama anlaşması. Çünkü şöyle söyleyelim. Oyuncunun gerçekten de çok uzun vadeli bir sözleşmesi var. 2025'e kadar sözleşmesi var. Onun için de almak mümkün değil. Kiralama, hatta satın alma opsiyonunun bile olma ihtimali düşük. Çünkü 14 milyon euroluk bir Transfermarkt değeri var ki bu rakamla bunu alabilmek mümkün değil. Oyuncunun teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Az önce söylediğim gibi Valerian İsmail neden tercih etti? Hatta Lewandowski ile olan yarışından da bahsedeceğim. O manada size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Santrofor olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Sağ ayaklı bir santrofordan bahsediyoruz. Ve az önce söyledim, şu anda 14 milyon euroluk bir Transfermarkt değeri var dedim. 8 Temmuz 2020'de tam 30 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Hollanda milli takımının oyuncusu. 14 maç 3 gollük bir performansı var Hollanda milli takımında. Burnley'de ise 44 maçta 9 gol 4 asistlik bir performansı var. Ama kariyerinin en parlak yıllarını Wolfsburg'da geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O manada Wolfsburg'da 144 maça çıktı. 70 gol 22 asistle Wolfsburg'da yıldızını parlatıp Burnley'e gitti. AZ Alkmaar ve Herakles takımlarında da oynadı. Santrofor bölgesi oynadığında 381 maçı var. Toplam 160 golü 49 asisti olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sağ kanatta da sol kanatta da 6 maç oynamışlığı var. Bir genel değerlendirme yaparsak Hollanda Ligi'nde 124 maç 51 gol 17 asist. Bundesliga'da 118 maç 59 gol 20 asist. Premier Lig'de 20 maç 2 gol 3 asist diye sayabileceğimiz bir performansı olduğunu söyleyelim. Önce bir kere genel hatlarından bahsedeyim. Genel hatlarında güçlü, dayanıklı, bir kere kafa vuruşları mükemmel bir oyuncudan bahsediyorum. Biraz daha detaylara gireceğim. Agresif bir oyuncu, onu da söyleyeyim. Agresif derken yani hani ona buna kafa atıyor, tekme atıyor manasında değil. Oyuna agresiften bahsediyorum. Hücum gücünün yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bitiricilik özelliği çok önde. Defansif olarak da müdahaleleri var. Ön alan presi yapıyor. Biraz daha onun da detaylarını vereceğim. Kısa paslarının iyi ama uzun paslarının kötü olduğunu gayet doğal yani. Çünkü bir santrofor için 1.97'lik bir kule için uzun pas atmak çok beklenen bir durum değil. Şimdi şöyle devam edelim. 1.97'lik bir oyuncudan bahsediyoruz dedim. Genel hatlarıyla hücum presini sevdiğini, dribling yapabildiğini, o boyuna rağmen hani mobil santrofor özelliğini de sergilediğini söyleyebiliriz. Ve sistem olarak hani Valerian İsmail doğrudan geçiş oyunu ve hemen arkasından bir santrofora yüksek top, onun indirdiği toplardan yandaki oyunculardan yararlanmak isteyen bir yapısı olduğunu söyledik. Şimdi şöyle söyleyelim, biraz detaya doğru inelim ve detayda neler olduğunu sizlerle paylaşalım. Bir kere önce şunu söyleyelim, Wolfsburg'da forma giyerken yıldızı çok büyük bir şekilde parladı.
Birinci sezonunda şöyle söyleyelim, 17 gol 7 asist, ikinci sezonunda 16 gol 3 asist, üçüncü sezonunda 20 gol 9 asist ve buçuk sezonunda da 6 gol 1 asist yaptı. Yani toplamda Wolfsburg'daki performansının mükemmel olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir küçük notumuz da var. Ligde en çok gol atan, en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncu oldu. Birinci oyuncu kim diye sorarsanız Lewandowski. Yani oyuncunun kalitesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından söylüyorum. Bir kere önemli özelliklerinden birini şu giriş kısmında saydım size, bitiricilik kısmı. Yani Batshuayi'nin o saç baş yolduran noktasından uzaklaşacak Beşiktaş taraftarı. Çünkü son vuruşları mükemmel olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şutlarının %49'u kaleyi buluyor, %40'ı golle sonuçlanıyor. Yani Batshuayi, bir de buraya bakalım, gerçekten de çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Burnley'de bu kadar yüksek verim alınamadı ama neticede bu kariyerinde olan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğimiz gibi uzun boylu bir oyuncu, 1.97 boyu var, 29 yaşında ama dribling yapma becerisi var o boyuna rağmen. Bu en önemli avantajlarından, artılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi en önemli avantaj dediğimiz bir konu daha var. Neden Valerian İsmail özellikle tercih etti Weghorst'u, hep birinci sırasına yazdı? Çünkü ön alan presinde mükemmel bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bitiricilik var, bir de ön alan presi yapıyor. Geçen sezon Premier Lig'de forvetler arasında en çok top kazanan ve en çok pas arası yapan oyuncu. Yani siz hücuma çıktığınız zaman geri dönerken Weghorst varsa, o Weghorst ilk baskıyı, o stoperlere yapılacak baskıları yapıp oralarda top kazanan, pas araları yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamama bilmem gerek var mı? Bu rakibi baskı altında tutmak için çok değerli bir olay. Maç başına presle 1.71 top kazanıyor, 2.9 da pas arası yapıyor. Yani bu bir santrofor için gayet mükemmel bir sonuç diye söyleyebiliriz ya da istatistik diye söyleyebiliriz. Defansif aksiyonlarda da çok etkili. 9.9 denemenin altısında Weghorst oyunun her alanında baskı yapıp defans yapıyor, top kazanıyor. Bu da yine Valerian İsmail'i rahatlatacak en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Az önce söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Attığı gollerle çok dikkat çekiyor. Hatta az önce söyledim, Lewandowski'nin ardında Almanya'da ses getiren oyuncuydu. Nitekim o bunu Premier Lig'e taşıdı. Genel anlamda baktığımızda 160 golü, 49 asisti var. Yani bu kadar asist olması da 163'te bir asist hemen hemen görülüyor ki bu da takım oyunu için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu tür oyuncuların pas başarı oranları öyle savunmada oynayanlar ya da orta sahada oynayanlar kadar yüksek olmaz. Oralarda %85'ler, %86'lar, %90'lara varan, çünkü daha yana paslar da atılabiliyor ve daha rahat geliyor. Arkadan oyunu görerek geliyorlar. Tabii santroforlar için bu söz konusu değil ama %68 pas başarısıyla pas ortalaması yakalayan bir oyuncu ve bu noktada da hücumda arkadaşlarını ciddi manada destekleyen bir oyuncu. Zaten şuradan anlıyorsunuz herhalde, 160 gol 49 asist her şeyi anlatıyor. Önemli bir yapısının olduğunu vurgulayabiliriz. Hemen devam edelim. En büyük silahı, yani silah lafı güzel olmadı belki ama en büyük avantajı diyelim, hava hakimiyeti. Gerçekten mükemmel bir hava hakimiyeti var. Mesela Premier Lig gibi güçlü stoperlerin olduğu bir ligde 11 hava topuna çıkıp 5'ini kazanıyor ki yani burada bu rakamın daha da yukarıya çıkmasını beklemek fazla hayalcilik olmaz. Gerçeğe çok yakın olur. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yani önde oynadığınız zaman top kazanan, takımın önde kalmasını sağlayan bir yapısı olduğunu vurgulayabiliriz. Bu da çok önemli ve gole gidiş noktasında driplingi olan bir oyuncudan bahsedebiliyoruz. Ve önde arkadaşlarına pozisyon hazırlayan bir
oyuncu net bir şekilde söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi bir kere zaten onu söylemeye bile gerek yok. Çok güçlü ve dayanıklı bir oyuncu. Bu onun en büyük avantajlarından biri. Kafa toplarındaki mükemmel vuruşlarını bu Beşiktaş performansında da çok net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Bir santrafor olarak hücum etkinliğinin yüksek olduğunu zaten vurgulamıştım. Bir Hollandalı olarak soğukkanlı, onlar genellikle çok soğukkanlı oluyorlar. Bitiriciliklerinin iyi olduğunu söyledik. Ha şimdi ne diyebilirsiniz? Tamam, bu kadar mükemmel mi? Tabii ki mükemmel. Eksikleri yok mu? Var tabii. Yani işte serbest vuruş gibi, oyun görüşü gibi, yani bazı noktalarda bir santrafor özelliği taşıdığı için orta yapma gibi, işte uzun pas atma gibi noktalarda tabii ki çok önde olan bir oyuncu değil. Ama bunun dışında pek çok noktada özellikle çok önemli işler yaptığını söyleyebiliriz. Mesela serbest vuruş kullanan bir oyuncu değil. Penaltılarda %75'lerde bir oyuncu, yani 4'te 3 kazanabilen, atabilen bir oyuncu. Ama bütün bunlar, şunu söyleyeyim. Benim özetle söyleyeceğim şudur. Vegos transferi Beşiktaş'ta doğrudan 20 gole etki edecek bir santrofor transferi olduğunu söyleyebiliriz. Lewandowski'nin arkasında Batshuayi'nin o geçen sezon saç baş yolduran görüntülerinin uzağında bir santroforu Beşiktaş kadrosuna katıyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.